Küçük yaşlarda gezi merakı başlayan 27 yaşındaki Yiğit Kurt, Antalya'daki lise eğitiminin ardından üniversite için İstanbul'a gitti. Elimden geldiğince hayatı farklı taraflarını görüp farklı taraflarıyla yaşamaya, farklı açılardan bakmaya çalışıyorum. Bu sebepten dolayı ilk gezi başladı. Tabii daha sonra çığ gibi büyük başka yerlere kadar gitti. Değişim programlarıyla Amerika ve Hollanda'ya seyahat eden Kurt, üniversiteyi bitirdikten sonra Avrupa ve Asya turlarına çıktı. Otostoplu 35 ülke gezdim. Toplamda da 44 ülke falan gezdim. 160-170 de şehir olmuştur diye düşünüyorum. Otostopla A'dan Z'ye de değil, farklı bir boyutta farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Ve her insanlardan bazen iyi, bazen kötü şeyler öğreniyorsunuz. Yolda tanıştığınız insanlardan öğreniyorsunuz. Genel olarak zaten korkmuyorum, yani çok fazla bir korku olayı yok bende. Hep de güzel şeyler yaşadım, hiç kötü şeyler olmadı yani bugüne kadar. Yiğit Kurt seyahatlerinde yaşadığı ilginç deneyimlerinden bahsetti. Hindistan'da kapıları olmayan bir kamyon almıştı. 8-9 saat götürmüştü, daha sonra bir evine götürmüştü. Çok kötü, yani evleri çok gecekonduydu, çok küçüktü. Yemek falan vermişlerdi, aileyle falan resim çekindik. Bu hiç unutamadığım anlardan bir tanesi. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'den kuzeyindeki Rishikesh diye bir yoganın doğduğu bir şehir. Oraya giderken yerel köylüler beni aldılar, köylerine götürdüler, yemek memek yediler, akşam düğüne kattılar. Düğünden sonra da ambulansa otostop çekip beni durdurup ambulansa bindirdiler. Ambulansla gittim. 230-240 kilometre falan. Kurt babasını ise seyahate nasıl ikna ettiğini anlattı. Sen hayatım önce hiç bir yere gitmedin, yurt dışına çıkmadın. Bir kere gel, bir kere yap benimle, anlarsın dedim. Bunun üzerine babamdan yıllardır, yani 53 yıldır duymadığım bir cevap aldım. Tamam, geliyorum dedi. Hiç para yokmuş gibi hareket edeceksin.